Günlerden salı, kayınvalidelerden Necmi Hanım, gelinlerden Gökçe ve bir beyefendi bilmiyorum kim tanışacağız. Herhalde Gökçe'nin eşi olmalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Deniz Bey'di galiba, değil mi? Bir Deniz Bey duydum ama ne hoş bir çift Gökçe. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyim, iyiyim. Ne kadarlık evlisin? 14 yıllık evlisin. 14 yıl, evet. Maşallah. Herhalde bu haftanın en kıdemli gelini olsa gerek, değil mi Necmi? Herhalde. Ben öyle sanki. Dünkü 8-9 aylık bir gelinimiz vardı. O geliydi, öbürlerinkini bilemedim. Öbürleri de daha hani birazcık daha benim hatırladığım kadarıyla. Ha. Ama Gökçe... Kıdemli gelin. Kıdemli. Ama tabii önemli olan mutfakta kıdemli olmak. Nikahta ya da yılına değil. Değil mi Deniz Bey? Valla biraz zorlanacağız gibi geliyor ama. Aa, bismillah. Niye? Gene de güveniyorum eşime. Gene de mi? Çok teşekkür ederim. Nasıl tanıştınız Deniz, senden dinleyelim. Aynı şirkette çalışıyorduk. Ha? Sigortacıydık, kurumsal bir firmada. İş arkadaşıydık. Bir iki yıl normal arkadaşlık yaptık. Standart Türk insanı açılamama... Değil korkusu mi? Vesaire. İçten içe, kendi kendine plazanın uzaktığınızı ha. Bu şekilde eninde geçti. Sonunda açıldık. Süreç evliliğe doğru gitti. Ne bir teklif oldu, ne bir konuşma oldu. Hiçbir şey olmadı. Nasıl olmadı ya? Ya hala evlilik teklif ettiğini iddia ediyor. Benim hatırlamadığımı söylüyor ama evlilik teklifi falan o. Ya bir kadın evlilik teklifi hatırlamaz mı? Denizciğim aşk olsun, yapma, gözünü seveyim ya. Çok şükür ben gitti, yaptım. Kan verdi, şey yaptı, hepsini verdi. Mesela evlilik teklifini atlattıktan sonrası da var bizim. Ama sonra sağlık raporlarını onaylatmaya falan kendisi gelmedi. Nasıl yani? Nasıl yani mesela? Karı koca gitmez mi? Yani hani... Yok, benim bir arkadaşım vardı sağ olsun, o yardımcı oldu işlemlerde. Arkadaşım mı gitti işlemler için? Aynen, o geldi. Aha, ilk defa duyuyorum. Hatta kağıtları onaylayan memur arkadaş böyle resme baktı, arkadaşıma baktı. Böyle saçların çıkmış dedi, arkadaşım dedi ki saç eklettirdi dedi. Bayağı zayıflamışsın dedi, damatlığa gireceğim diye zayıfladım dedi. Hatta memur uyardı, daha sen şimdiden ya yakayı kaptırmışsın dedi. Allah Allah, ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ama benim yani gerçekten iyi bir mazeretim çok vardı. Çok iyi. Neydi mesela acaba? Yurt dışında deplasmandaydım ben, Beşiktaş maçındaydım. Dolayısıyla raporu alamayacaktım. Sadece raporu almak için arkadaşımız. Beşiktaş maçında derken? Deplasmana gitmiştik. Beşiktaş'ın bir maçı maçı vardı. Maçı izlemeye gittim. Maç izlemeye gittim. Bu arada Beşiktaşlı mısın? Beşiktaş'lıyım. Ben de Beşiktaş'ımı tekrar tebrik ediyorum. Bu aynen. Sene şampiyon oldu. Kara kartı. Çok benim. Ve tüm Beşiktaş camiasına. Çok teşekkürler. Sevgili Sergen Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu gururu, bu mutluluğu bizi yaşatanlar. Seni tekrar tebrik ediyoruz. Aynen. Hatta siyah beyaz, bravo. Kadın futbol takımımız da şampiyon oldu. Tabii Beşiktaş kadın futbol takımımız da şampiyon oldu. Onun hocası da Hatice Bahar Özgüvenç. Aa, o zaman onlara da bir şey duble, duble. Size tebrik ediyorum hanımlar. Evet, kadınlar da futbolda çok güzel başarılar elde ediyorlar. Gerçekten. Evet. Peki böyle enteresan, başkası gitti. İyi, bereket başkasıyla evlenmemiş. Yok, o olmadı. Hazır yani, işlemlere bununla başladı. Kısmet böyleymiş deyip diye. Ben de çok maç falan takip etmediğim için 14 yıl önceki deplasmanı Beşiktaş deplasmanı diye düşünüyorum zaten. Neredeydi maç? Hangi ülke? Şu an hatırlamıyorum. Sofya'dayız. Zaten evlendikten sonra deplasmanlar falan bitti yani. Tamamen yok, kendi sahasında takılıyor. Evde izleniyor, bağırılıyor, çağırılıyor. Ev sahibi takım olarak tabii, da. Tabii her zaman evde, hiç deplasmana gidilmiyor. Oh. Ne güzel. Ama Zuhal Hanım beni bu programa katılmaya ikna etme şekli şöyleydi. 15 bini kazanırsam eğer dedi, seni dedi yurt dışına göndereceğim dedi. Bu ülkeyi ben seçeceğim dedi. Biz inşallah. Zimbabwe harikaymış bu mevsim. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle falan. Uçak biletleri de çok uygun. Çok güzel bak, safari mafari ne güzel takılırsın ya. Nereler var gezilecek? Tabii çok ya, çöller Uganda, falan Uganda, var çok yani güzel. Kabileler. Biraz da egzantrik, egzotik gezikler, tabii. Geziler. Bir herkesin aklına geldiği yerlere gitmeye gerek değil yok mi? Bence yani. De. Bence de. Sizin aranız nasıl? Nasıl bir hanımefendi, kayınvalideniz? Kuralları, köşeleri var. Biz kısa bir dönem beraber yaşadık hani şehir, iş değişikliğinde. Kısa dönem bir birlikteliğimiz oldu. Kısa dönem. Çok seviyeli. Ne kadar kısa? Bir buçuk ay kadar falan. Hani biz başladık yaşamaya, ondan sonra zaten ev tutalım biz en iyisi de. Bir buçuk ay mı? Bir buçuk ay. Tanıdık birbirimizi, çok yetti, çok seviyoruz, çok seviyeli bir ilişkimiz var. Gelinliği bedelli olarak yapmışsın. Bedelli. Bay bay. Mecburiyetten geldiler. Tayin istemişlerdi Tekirdağ. Ev bulana kadar mecburiyetten kaldılar. Mecburiyet. Bizim kızımız da var Azra. Ona bakıyordu sağ olsun. Normalde ben çocuğu bırakıp gitmeye falan çekinirken ama o dönem hep kayınvalidemden destek aldım. Sen bak biz akşama geliyoruz. Sen bak, kadını sponsor gibi kullanın, ondan sonra da işiniz bitti. Ondan sonra bitti. Attı geçti. Ucak içti. Kaç tane çocuk var? Bir tane kızımız var. Allah bağışlasın. Amin inşallah cümlemizin. Evet, peki gelelim yemeklere. Şimdi demin eşin öyle bir şey söyledi. Ben hafif böyle bir tırstım ama gene de güveniyorum falan dedi.
Bakalım yemekler, menüler nasıl? Bu hafta yağlama yaptırıyoruz gelinlere. Evet. Bilmem yaptı mı daha evvel? Yağlamasını yedin mi? Daha evvel yapmamıştı ama antrenman yaptı. Antrenman, güzel yapıyor. Provalar iyi geçti umarım. Onlar güzel geçti. Peki, yesin. Menünü söyler misin sevgili Gökçe? Tabii ki. Patlalı lakşa çorbası. Bir Tatar çorbası. Güzel. Barbunyayla, erişteyle yapılan değişik yöresel bir çorba. Süper. Ardından ne geliyor? Kayseri yağlaması geliyor. Unsu, oklava ve Gökçe buluştu yıllar sonra. İnşallah güzel gelir bu Kayseri yağlaması. Bu birliktelikten neler çıkacak orada ya? Aynen öyle. Dur onu mutfakta konuşacağız. Portakal dilimli kereviz. Oh. Kabak rulo sarma. Oh. Ali nazik. Acılı ezme. Peynir helvası. Cart diye saydın. Evet. Hepsi ana yemek, mal yemek çıktı. Sayması çok kolay zaten. Sayması kolay, yapması da kolay olur umarım. Evet. Yani 20 gündür falan prova yapıyorum. Eşim de sağ olsun bütün aile bireylerine resimleri çekip atıyor. İlk yarışmaya katılacak, bir aydır karnımız doyuyor çok şükür diye. Sayemizde diyorsun, çeşit çeşit farklı farklı. Evet, sizin sayenizde değişken. Ama çok sevindim. İnşallah sayenizde bir 15 bin TL de alırsın. Hadi yurt dışı güzel bir Afrika gezisi. Benyamin'e bekliyor seni, Zimbabwe'ler. Peki, markete gitmen gerekiyor. Evet, yalnız gideceğim, Deniz Bey'i alacağım. Eşimle birlikte gideceğim. Hadi o zaman sizi güzel kumrular gibi markette de uçaraktan gelin. Sağ olun. Hadi teşekkürler. Görüşmek üzere. Haydi bakalım, sağ olun. Yani menü biraz zayıf kalmış. Salata yok. Yani yemekler öyle çok ağır bir yemek değil. Çok kolay yapılan bir yemekler. İstediğim gibi bir menü bulamadım. Menüde daha önce yemediğim yemekler var. Çorbasını da duymadım. Yani peynir helvasını da hiç yemedim. En nazik hariç menüyü beğenmedim açıkçası. Menü çok antika geldi bana. İnşallah güzel de olur ismi kadar. Derme takma oradan buradan. Ara sıcakları biraz zayıf buldum ama genel olarak menü güzel. Bir şimdi dedikodu yapalım. Dur bir çıksınlar, koltuğu soğumuş. Aman dünenki filozof zaten. Ne kadar sıcakkanlı bir gelinin var. Çok. Çok sıcak. Aslında normalde o kadar sıcak değil çevresinde. Öyle mi? Nasıl? Biraz daha soğuktur, biraz daha mesafelidir. Gökçe nereye? Hadi mikser alışverişe gidiyoruz. Karşıdakini pek öyle sevmediği zaman asla konuşmaz, aynı odada da oturmaz. Siz o 1,5 ayda neler yaşadınız öyle? Allah'tan bari 1,5 aydır yaşamadık, sabah gittiler. Akşam hazır masaya geldiler. Yemeğini yiyen balkona çıktı. Oh. Tabii ki ben Necmiye. Siz Necmiye? Topla, et, çaylarını koy. Kahve istiyorsanız kahve yapayım. Bir nevi otel gibi. Aynen. Ah, aynen. Ne o, birlikte ben yaşadık. Ben de şef garson, hizmet. İddialı gelinimiz Gökçe eşiyle birlikte market alışverişine başlıyor. Şunu sakin ol, önce patlıcan. Kaç tane alıyorduk, say? Altı tane yeterli. Hayır Deniz, yanlış bakıyorsun. Bir bak bakalım kaç tane var. Gökçe, Deniz hep böyle panik mi? Evet, ben de ondan daha panikimdir hem de. Hanginiz daha paniksiniz anlayamadım. Roller değişti. Alışverişe gidiyor musun Deniz? Sadece... Maalesef gidiyoruz da hiç ben böyle çalışmıyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Ben sadece kredi kartını veriyorum. Evet ama ben de listeyi veriyorum, sonuçta onlara yapıyorum. Deniz'in nikah günü almaya seninle gelmediği doğru mu? Maalesef Beşiktaş'ın maçı vardı deplasmanda. Nikah gününü başka biriyle mi aldın? Ama hani nikah günü alma değil o. Sağlık raporunu alma. Raporları bir tek bana veriyorlardı. Sağ olsun karım arkadaşıyla gidip almış. Daha şimdiden değiştirmiş bu kadın seni, dikkat et dedi adam, bir de uyardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.